İyi akşamlar. Bu akşam sağlıklı gıdalar, geleceği birlikte fermente edelim konulu sunusuyla İhsan Soytemiz kardeşimiz aramızda. Kendisine hoş geldin diyor ve sözü ona bırakıyorum. Hoş geldin İhsan. Buyur, söz senin. Teşekkür ederim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İhsan Soytemiz, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum ve orada master yaptım, uzman biyoloğum. Ve fermentasyon konusunda endüstriyel alanda değişik projelerde çalışıyoruz. Bu sağlıklı gıdaları temin etmek amacıyla ilk önce gıdaların yetiştirildiği yerlerdeki gübreleme ve diğer konulardaki çalışmaların düzgün olması gerekiyor. Bu konuları ben açıklamaya çalışacağım. İlk önce fermentasyon nedir? Ve evdeki fermentasyon ürünlerinden bahsedeceğim kısaca. Daha sonra özellikle endüstriyel fermentasyon olaylarına geçeceğim. Özellikle hızlı fermentasyon ve pis kokuların giderilmesi için gerekli fermentasyon sistemleri ve bakterilerden bahsedeceğim. Biraz hafif bilimsel kaçabilir ama bayağı ilgi çekici bir şey. Bakteriler bizim için çok çok önemli canlılar olarak ortaya çıkmakta. Bakterilerin vücudumuzun ötesinde nasıl bir etki yaratabileceğine de değinmeden mikrobiyom ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyi çözemeyiz. Şu anda 1 milyona kadar bitki ve hayvan türü insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaptığımız şehirler ve kullandığımız malzemeler sürdürülebilir değil. Attığımız plastik 100 bin yıl daha yerimizi doldurmaya devam edecek. Ancak tek hücreli bakteriler bir çözüm olabilir. Fermentasyon çok eski yıllardan beri uygulanmakta olan bir gıda üretim ve koruma yöntemidir. Eski zamanlardan beri geleneksel fermentasyonun yanında tütsüleme, kurutma ve tuzlama işlemleri besinlerin korunmasını sağlayarak uzun vadede tüketilmeleri için kullanılmıştır. Ve bu işlemler insanlık için yemek kültürü tarihine önemli bir adımdır. Bu içerikte fermentasyon nedir, fermentasyon yöntemleri nelerdir ve fermente ürünler hangileridir gibi soruların cevapları sizler için değerlendi. İşte fermentasyon hakkında hazırlanmış bir öğrenme yolculuğu. Keyif almanız dileğiyle. Fermentasyon durumuna göre katı hal, sıvı hal, katı sıvı hal, yarı katı hal, fermentasyon olmak üzere 3 tip fermentasyon vardır. Mikroorganizmanın kullanım durumuna göre doğal fermentasyon, başlatıcı herhangi bir kültür eklenmeden kendiliğinden doğal ortamda fermente olabilen ile başlatıcı kültür kullanılan kontrollü fermentasyon olmak üzere 2 tip fermentasyon vardır. Sevgili arkadaşlar, bu aralarda bazı videolar ben hazırladım. Konuyu aydınlatan ve güzel şeyler. Şu anda birinci videomuza başlıyoruz. Buradaki evdeki fermentasyon konularına bahseden bir videoyu seyredeceğiz. Video süreci 9 dakika ve şu anda onu başlatıyoruz. Videonun içeriğini bahsedeyim. Aslında çok güzel bir videoydu. Burada evde yapılan fermentasyon ürünlerinden bahsediyordu. Gerekli bildiğiniz gibi turşular ve turşuların özellikleri ve nasıl yapıldığı konusunda kısa ve öz bilgiler ama nasıl üretileceği konusunda ve bakterilerin faaliyetleri konusunda buradaki özelliklerden bahsediyordu. Bu en basit yıllardan beri yapılan fermentasyon ürünleri. Doğal olarak içinde herhangi bir bakteri veya bir şey katmadan havadan gelen mikroorganizmalarla birlikte yapılan bir fermentasyon ürünleri turşularımız. Çoğunluğu bazen sirke katarak bakteri kaynağı sağlayabiliyoruz. Diğerlerinde ise başlatıcı kültürler koyarak bu fermentasyonu başlatıyoruz. Bunlar da süt, peynir, yoğurt gibi ürünlerde başlatıcı kültürler koymamız lazım. Buna da genellikle halk dilinde annelerimizin de vasfıyla maya deniyor. Aslında o maya değil, genellikle
başlatıcı kültür ya da başlatıcı bakteriler, içerisinde laktik asit bakterileri var. Daha doğrusu laktozu tüketerek laktik asite çeviren ve şeker siklusunda bu şekilde bir faaliyet gösteren hücre, bakteri hücresi içerisinde bu işleri meydana getiren bir ürün sonucunda çıkan bir ürün. Araştırmalarımız ne kadar uzun bilemedim ama eksik bilgiler içeren bazı şeyler de olabiliyor. Fermente gıdalara ilgi son yıllarda giderek artmakta. Burada doçent doktor Halit Yerebakan fermente gıdaların neden tercih edilir olduğunu, düzenli ve dengeli tüketilirse hangi rahatsızlıklara iyi gelebileceğini anlatan bir videomuz var. Fakat ben bunu yine bir başlatayım. Belki görünebilir. Görünmüyorsa farklı bir şekilde. Evet, daha çok araştırıyorum ve yeni beslenme önerilerine daha sıcak bakıyoruz. Bu noktada fermente gıdaları tüketmekle bu ürünlerden bir tanesi. Tabii fermente gıda tüketimi bizim kültürümüz için de çok da yabancı bir şey değil. Özellikle sirke, turşu, şalgam suyu, kefir, yoğurt, bozada hatta tarhana çorbası sevdiğimiz ve sık tükettiğimiz fermente gıdaların başına geliyor. Peki sizce tüm dünyada fermente gıdaların bu kadar trend olması, aniden bu kadar tercih edilir olmasının sebepleri neler? Hastalıkları önlüyorlar. Fermente gıdalar için söylenecek en önemli şey genel olarak hastalıkları önlediğidir. İçerdiği yararlı bakteriler kalın bağırsağımızda yaşar ve hastalıkların neden olan mikropları yenmenize yardımcı olur. Sindirime yardım ediyorlar. Mide ve bağırsak sistemimizi desteklerler. Özellikle sindirime yardımcı olur. Şişkinliği ve diğer mide bağırsak sıkıntılarını önemli ölçüde azaltırlar. Fermente gıdalarda bulunan canlı bakteriler gıdaları parçalayarak yiyecekleri sindirmeye ve besin maddelerine vücudumuza emmeyi kolaylaştırıyor. Kilo kontrolünde de yardımcı olurlar. Evet ki sağlıklı kiloda olmak hepimizin ortak ideallerinden. Saç ve cilt dozlu olduklarını unutmamakta fayda var. Çünkü fermente gıdalarda bulunan B12 vitaminleri cilt parlaklığı ve parlak saç derisi için ihtiyacımız olan folik asit ve biyotin güzellik arttırıcı besin maddelerini sentezliyorlar. Gıdaların uzun ömürlü olması da aynı zamanda sağlar. Besin değeri yüksek olan gıdaları bozulmadan saklamak ve her zaman tüketebilmek için onları fermente etmek ideal bir çözüm. Peki bu fermentasyon nedir dersiniz de kısaca açıklayalım. Maya ve bakterilerin gıdaların içindeki şekeri yiyerek gıdaların yapısında gerçekleştirdiği değişikliklerdir. Bu değişiklikler ile ortaya çıkan asit ve enzimler özellikle sindirim sistemimiz için mükemmel bir yardımcıdır. Fermentasyon halk arasında mayalanma olarak da bilinir. Düzenli ve dengeli bir tüketilmesine özellikle tavsiye ediyoruz. Evet, burada sayın doktorumuz bu şekilde bir kısa bir açıklama yapmış ve sonuç itibariyle fermentasyon ev fermentasyonu, evde yapılan fermentasyon bu şekilde tanımlanabilir. Ama fermentasyon daha büyük alanlarda da kullanılmakta. Özellikle endüstriyel alanlarda. Geleceği birlikte ferment edelim derken bu yararları da sizlere şu anda aktaracağız. Ortak evimizin karşılaştığı en büyük sorunlardan bazılarını çözmek için benzer yenilikçilerle ortaklık kurarak bakteriler için yeni uygulamalar geliştirmek üzere biz biyologlar çalışmalıyız. Bu konuda çok düzenli çalışmalar var. Üniversiteler ve sanayi işbirlikleriyle içerisinde. Mikroplar ve doğal arasındaki ilişkiyi çözebilirsek potansiyellerini gerçekleştirmek için uzun vadeli uygulamalar geliştirebiliriz. Yalnızca insan sağlığı için değil, aynı zamanda kolektif evimizin yani dünyamızın karşılaştığı en büyük zorluklar için de bu geçerlidir. Fermentasyon nedir? Bilimsel adıyla Fransız kimyageri Louis Pasteur 1857'de fermentasyon etmenin canlı maya hücreleri olduğunu bulmuştu. 1907'de Nobel Kimya Ödülünü kazanan Eduard Brunner, fermentasyonun canlı hücrelere has bir olay olmadığını, maya hücrelerinin parçalanması sonucu elde edilen öz suyunda fermentasyon gücüne sahip olduğunu göstermişti. Peki fermentasyon tam olarak nedir? Fermentasyon ya da mayalanma bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak
çürümesi olayıdır. Fermentasyon anaerobik şartlarda, yani oksidatif fosforilasyon olamadığı durumlarda glikoliz yoluyla ATP üretimini sağlayan önemli bir biyokimyasal süreçtir. Biyokimyanın fermentasyonla ilgilenen dalı zimolojidir. Fermentasyon terimi, biyokimyada oksijen yokluğunda enerji üreten reaksiyonlar için kullanılmasına karşın gıda sanayinde daha genel bir anlam taşır. Mikroorganizmaların oksijen varlığında yaptığı parçalama reaksiyonlarını da kapsar. Sirke fermentasyonu gibi. Biyoteknolojide bu terim daha da genel kullanılır ve büyük tanklarda büyütülen mikroorganizmalara yaptırılan her türlü üretime proteinler dahil fermentasyon denir. Fermentasyon teknik türleri, burada 8 çeşit teknik tür var. Bunlar toplu fermentasyon, sürekli fermentasyon, beslemeli toplu fermentasyon, anaerobik fermentasyon, aerobik fermentasyon, yüzey fermentasyonları, batık fermentasyonlar ve durum fermentasyonları. Ve burada daha çok, en çok glukoz fermentasyonu ve alkol üretiminde kullanılan glukoz fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonu iki tipli olarak hemolaktik ve heterolaktik fermentasyon olarak sunulmakta. Ve hemolaktikte sadece tek bir ürün sonuçta çıkartılmakta. Heterolaktikte ise birden fazla ürün çıkartılmakta. Bunların benzerleri butirik asit fermentasyonu, solvent fermentasyonu, butandiyel fermentasyonu, propionik asit fermentasyonu, amino asit fermentasyonu gibi fermentasyon tipleri de var. Bunları anlatmamın nedeni bu tür fermentasyon isimlerini sadece belirtiyorum ve detaya fazla geçmiyorum. Laktik asit fermentasyonu, nihai ürünü laktik asittir. Özellikle süt ürünlerinde, yoğurtta laktik asit fermentasyonu gündemdedir. Burada kullanılan değişik bakteriler kullanılmaktadır. Karışık asit fermentasyonunda da Enterobacteriaceae grubunda görülebilir. Piruvattan asetat ve format ve piruvat saksinik asit, formik asit oluşur ve glikoz başına 3 ATP elde edilir. ATP de enerji kaynağıdır. Düşük pH'da pH 6'dan küçük formik asit CO2H2'ye dönüşür. Klosodium türede bu karışık asit fermentasyonunu yapar. Endüstriyel mikrobiyolojide çok önemli bir çığır başlamakta. Hızlı fermentasyon sistemleri keşfedildi. Şu anda 2 ila 3 ay arasında süren fermentasyon sistemleri 36 saate, maksimum 36 saate indirildi. Bunun için de faydalı mikroorganizmalar ve enzimler, bir de teknolojik olarak makine mühendisinin ürettiği reaktör üretildi. Genellikle ticari olarak üretilen bakteriler yurt dışından geliyor. Türkiye'deki kullanılan süt endüstrisinde kullanılan veya endüstriyel alanda kullanılan bakterilerin çoğunluğu yurt dışından ithal edilmekte ve Türkiye'de imalatı çok az miktarda. Şu anda yeni olarak Ege Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi gibi yerlerde kurulan teknoparklardaki küçük şirketler ve hocalarımız burada Türkiye Biyologlar Derneği'nin katkılarıyla bu tür bakterilerin üretimine başladılar. Hızlı fermentasyon sistemini bahsetmek istiyorum. Hızlı fermentasyon sistemi, organik atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için tasarlanmıştır. Sistem, enzim ve mikroorganizmalar ve bu enzimin çalışması için uygun ortamı sağlayacak reaktörden oluşur. Bu teknoloji ile organik atıkları bir gün içerisinde fermente edilerek organik gübre, fermente yem veya biyokütleye dönüştürülür. Burada biyokütle, biyogaz anlamındadır. Hızlı fermentasyon sisteminin ana parçalarına bakılacak olursa, bir kızgın yağ kazanı, atık bandı girişi, Biorex dediğimiz bu Aydın Adnan Menderes'te üretilen bir reaktör ve ürün bandı çıkışı olarak gösterilmekte. Bu Türkiye'de yapılan ilk teknoloji. Çoğunluk teknolojiler yurt dışından gelmekte ve yurt dışı kökenli. Dolayısıyla Türkiye'den çok büyük oranda döviz kaybına sebebiyet vermekte. Bu ilk yerel üretim ve bu ayakta durmaya çalışan bir firmayı destekleyerek bu duruma getirdik. Sistemin çalışma ilkesi,
organik bir karışım oluyor. Minimum 25 oranında organik maddeler. Bunlar yemek atıkları, biçilen çimlerin atıkları, yapraklar ve her türlü organik madde burada konuluyor ve içerisine %40'lık su miktarı ekleniyor. Toplam bir reaktör hacmi burada 21 metreküp volüm hacminde ve burada enzim katılarak sistem 60-70 derecede çalıştırılıyor. Enzimler termofilik, yani ısıyı seven enzim türleri. 2-3 tane farklı enzim burada çalışıyor. Ve bu bakterilerin fermentasyonda kullanacağı maddeleri parçalayan ve onlara gıda hazırlayan enzimler. Daha sonra aerobik fermentasyona geçiliyor ve operasyon 16 ila 36 saat arasında değişiyor. Bu da şu şekilde nitelendirebiliriz. 16 saate geldiği zaman duruma bakıyoruz. Ondan sonra eğer hala gerekliyse 36 saate kadar fermentasyon işlemini devam ettirebiliyoruz. Sonuçta %100 organik bir ürün ortaya çıkıyor. Onca atıktan organik gübreler ve sertifikalı organik gübreler ve kaliteli ferment edilmiş yemler ortaya çıkmakta. Kullanılan enzimler, mikroorganizmalar şöyle, özel olarak geliştirilmiş olan bu aktivatör, proteinaz, keratinaz, lipaz, selülaz gibi 20'ye yakın termofilik enzim ile birlikte termofilik fermentasyon sürecini hızlandırmak için gerekli diğer maddeleri ve mikroorganizmaları içeren doğal bir kokteyl. Bu Adnan Menderes Üniversitesi'nde üretilmekte. Aktivatör yüksek sıcaklıkta termofilik süreç fermentatif mikroorganizmaları aktive ederek normalde 2 ila 6 ay süren fermentasyon süresini bir güne indirmekte. Bu çok devrimsel bir olay. Ayrıca yüksek sıcaklıkta gösterdiği faaliyet ile zararlı patojenlerin ortadan kaldırılmasında rol oynuyor. Dolayısıyla sıfır atık konseptine de uygun bir şey. Hızlı fermentasyon sistemi, sistem kırıcı, taşıma ekipmanları, reaktör ısıtma ünitesi ve kompost konteynerinden oluşmaktadır. Organik atıklar kıyılarak taşıma helazonu ile hızlı fermentasyon reaktörüne yüklenir. Biorex enzimi ile ilave edilerek fermentasyon süreci başlatılır. Bir gün sonra fermente olmuş ve steril hale getirilmiş kompost konteynere aktarılır. Bu komposta bitkilerin beslenmesi için tekrardan kullanılıyor. Yeşil bir döngü sağlanmış oluyor. Uygulama alanları çok geniş. Bitkisel yan ürünler, çekirdeksiz pirma, meyve posalarının palmiye atıkları ve şeker kamışı atıklarını kullanabiliyoruz. Atık su arıtma çamurlarının gübre haline getirilmesi için kullanılabiliyor. Çünkü atık su arıtma çamurlarında çok yüksek oranda mikroorganizma kontenti var. Bu da iyi besleyici bir karbon kaynağı olarak düşünülebilir. Belediye organik atıkları, bunlar park ve bahçelerde ve diğer budamalarda çıkan tüm organik atıklar, yani bitkiler, bitki parçacıkları, çimler, çim biçmelerden çıkan şeyler, hepsi bu belediye organik atıklar olarak nitelendiriliyor. Bayağı yüklü miktarda böyle organik atık çıkıyor. Mantar kompost hazırlama tesislerinde kullanılabiliyor. Bu reaktörden çıkan kompost mantar hazırlamada kullanılabiliyor. Kümes atıklarında tavuk gübresi ve ölü hayvanlar burada kullanılabiliyor. Hayvan çiftliklerinin atıkları, balık işleme tesis atıkları, mezbahane ve kesimhane atıkları, tabakhane organik atıkları, şeker fabrikası atıkları, çok önemli burada şeker fabrikası atıklarından çok güzel hayvan yemleri elde edilebiliyor. Kuluçka atıkları, park, bahçe, yeşil alan atıkları, yemekhane, restoran, kafe organ atıkları. Burada çok büyük tatil köylerinde önemli bir unsur. Çıkan yemek atıklarının toplanarak bu reaktörlerde fermente edilerek gübre haline getirilmesi ve orada tatil sitesinin kendi bahçelerinde kullanılması ve sebze yetiştirilmesi için de kullanılması öngörülmüştür. Ve burada büyük bir yeşil bir döngü kaynağı sağlanmaktadır. Biraz sonra bir video izleteceğiz.
Dalaman'daki bulunan Hilton Hotel, Sarıyer'deki Hilton Otel'indeki bir başarı hikayesini sizlere aktaracağım. Gıda yem üretim tesisi atıkları, biyogaz, biyodizel, biyoetanol tesislerinin atıkları. Hepsi bu hızlı fermentasyon sisteminde kullanılmakta. Yani kısa bir şekilde 24 saatte sıfır atık sonuç, kaliteli fermente hayvan yemi, organik gübre, sertifikalı organik gübre, atıktan tüketilmiş yakıt, yani arıtma çamurundan çıkarılan yakıtla bu şekilde elde edilmekte. Sistemin çalışma prensibi, taşıyıcı sistemler yardımıyla hızlı fermentasyon reaktörüne yüklenen organik atıkların homojen karışımı sağlanır. Ham maddeye göre belirlenen miktarda enzim reaktöre ilave edilir. Ürün sıcaklığı, kızgın yağ kazanı ile elde edilen ısı ile 65-70 dereceye çıkartılır. Böylelikle enzim aktif hale gelir ve fermentasyon başlamış olur. Giren ham maddenin nemine bağlı olarak 16-36 saat sonunda nihai ürün elde edilmiş olur. Enzim ve mikrozik... Enzim ve mikroorganizmalar, daha önce bahsetmiştim. Burada selüloz, proteinaz, karitinaz ve lipaz gibi yaklaşık 20 termofilik ve mezofilik enzimin yanı sıra termofilik fermentasyon sürecini katalizlemek için termofilik, yani ısıyı seven, yüksek sıcaklıkta çalışan anlamında bir fermentasyon. Diğer maddeler ve mikroorganizmalar için özel karışımdan oluşuyor. Bu yapılan deneyler sonucunda değişik miktarlarda bu enzimler ve bakteriler bir araya getirilerek oluşturulmuş durumda. Aktivörlerin içeriği fermente edilecek atıkların bileşimi için özel olarak tasarlanmış. Aktivatör, fermentatif mikroorganizmaları yüksek termofilik sıcaklıkta aktive ederek fermentasyon süresini 2-6 aydan 1 güne indiriyor. Çok önemli bir teknoloji ve bu sayede çok hızlı zaman tasarrufu sağlanmış oluyor. Günlük atıklar hızlı bir şekilde kokuşmadan, çürümeden hemen değerlendirilip gübre veya yem haline getirilebiliyor. Ek olarak bu tür yüksek sıcaklık zararlı patojenleri de ortadan kaldırmaya katkıda bulunuyor. Hızlı fermentasyon teknolojisini kullanmanın yararları, alan, sistem geniş olan alan gerektirmiyor. Ham maddenin işlenmesi için gereken alan bir reaktör için 100 metrekare. İnsan gücü sistem bilgisayar kontrolü olduğundan sürekli gözlem gerektirmiyor. Yükleme, boşaltma, paketleme işlemleri için sadece bir içi yeterli. İçerik, elde edilen son ürün tamamen fermente kompost standartlarını karşılamakta. Yani Tarım Bakanlığı'nın yönetmenliklerine uymakta. Koku, diğer tüm kompostlama yöntemlerinin tersine sinir bozucu bir koku oluşmaz. Elde edilen ürün, elde edilen diğer kompostlara göre hem kokusuzdur ve patojen içermez. Bu da yapılan testler sonucunda çıktı. Sürdürülebilirlik, hızlı fermentasyon sistemi hava koşullarından etkilenmez ve diğer sistemlere kıyasla 12 ay boyunca çalışabilir. Bu da çok önemli bir kriter. 12 ay boyunca çalıştırabileceğiniz bir sisteminiz elinizde mevcut ve hava koşullarından etkilenmiyor. Hızlı fermentasyon teknolojisini kullanmanın yararları, zaman, çevresel etki, zararlı mikroorganizmaların yüksek sıcaklıkta fermentasyon süreci tüm patojenleri, böcek yumurtalarını ve larvalarını, yabancı ot tohumlarını yok ediyor. Atık sistem aerobik fermentasyon işlemiyle herhangi bir atık oluşturmuyor. Sonuç olarak hızlı fermentasyon sistemi organik atıklar kapalı biyoreaktörde arıtılır. Sistem PLC kontrolü panelinden kontrol edilir. Düzenli alıklarla ürün sıcaklık kayıtları ve bu kayıtlar çıktı olarak alınabilir. Sistemin kurulumu ve kullanımı çok kolay ve pratiktir. Sistem tüm organik atıkların geri dönüşümü için tasarlanmıştır. Reaksiyon sıcaklıkları 75 dereceye yükseltilebilir ve tüm işlemlerde sabitlenebilir. Sistem ve ürünlerin hepsi organik yönetimliliklere uygundur. Gübre ve yem üretimi sistem ekonomik hızlı ve güvenlidir. Şimdi Dalaman hızlı fermentasyon sistemi diye yazdık buraya. Konuştuğumuz üzere atık su çamuru ve ayrıca kompost, gıda ve parklarda ortaya çıkan tonlarca çimen ve yeşil atıkların fermentasyon sistemiyle gübreye çevrilmesi konseptini
Dalaman Hilton Hotel hızlı fermentasyon sistem tesisi kurarak çözdü ve elde ettiği gübreyi de kendi sebze bahçeleri için kullanıyor. Bu çok önemli bir konsept. Kurumlar ürettiği gıda ve parklar ve bahçelerden elde ettiği yeşil atıklardan gübre üretimi yapması ve bu gübreyi gerek parklar ve bahçeler ve tarım arazileri için kullanması tam bir yeşil döngü sağlayacaktır. Aşağıdaki YouTube linkinden de Dalaman'daki bulunan sistemin nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Yemek atıkları, mutfak organik atıkları, bahçe yaprakları, yeşillik ve çim atıklarının gübreye çevrildiği bir sistem. Sapı günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi ve bu konuda teknoloji şirketleri ve birçok işletme harekete geçmiş durumda. Gıda israfını engellemek için teknoloji geliştiriyorlar, çözümler geliştiriyorlar, yeni nesil uygulamayı imza atıyorlar ve biz de bu hafta bunları keşfediyoruz. Kısacası çok önemli bir konu, teknoloji her yerde ile bu hafta ekranlara geliyor. İsterseniz ben lafı çok uzatmayayım, Dalaman'dan yolculuğumuza başlıyoruz ve daha birçok sürprizimiz var. O zaman ne yapalım, teknoloji her yerde tüm hızıyla başlasın. Teknolojilere ve yeni nesil çözümlere geçmeden önce Türkiye'deki gıda israfının boyutlarını ele alalım. Gıda Kurtarma Derneği'nden paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de yıllık 65 milyon tonluk gıda atığı oluşuyor. Bu atığın ekonomik zararı 250 milyar TL civarında. Gerçekten çok büyük bir rakam. Peki bu gıda israfının en acı tablosu nerede? Türkiye'de sadece belirli kategorilerde tarlada üretilen mahsulün %50'si tüketiciye ulaşana kadar çöpe gidiyor. Atıkların %98'i ise toprağa gömme ya da yakılma yöntemleriyle yok ediliyor. Oysa ki gıda atıklarının %10'u kolay bir şekilde dönüştürülebilir. Yani 25 milyar TL'yi doğru bir planlamayla döngüsel ekonomiye kazandırabiliriz. Teknolojiyi de kullanarak bu rakamı %50'ye kadar çıkarabilmek mümkün. Tabii ki işin bir de karbon salınım boyutu var. Gıda atıklarının karbon salınımının %8'ini oluşturduğunu paylaşalım. Kısaca gıda atıkları hem çevresel hem de ekonomik olarak çok kritik bir konu. Biz de bu önemli konuya karşı duyarlı olmak ve gıdaların çöpe atılmadan tüketilmesini sağlamalıyız. Açılış anonsunda sizlere Dalaman'dan bu bölüme başlayacağımızı söylemiştim. Şimdi ben de Dalaman Hilton'a geldim. Çünkü bu otelde gıda israfını engelleyen teknolojiler kullanılıyormuş. Şimdi isterseniz gelin hep birlikte otelin içine girelim. Bakalım bu teknoloji nasıl çalışıyor, hep birlikte keşfedelim. İstanbul'un başladığı noktadayız şu anda, yani mutfaktayız. Bu mutfakta toplanan organik atıklar gübreye dönüştürülüyor. Yani bütün işlem buradan başlıyor. Biz de bu konuyu konuşmak için Ömer Şef'in yanına geldik. Görüyorsunuz, boyamı taktım, hijyen kıyafetimi giydim. Şimdi Ömer Şef'le konuşacağız. Ömer Şef, burada nasıl bir operasyon var gıda israfını önlemek için? Öncelikle mutfağımıza hoş geldiniz. Burada 120 kişilik bir ekibimizle israfı önlemek için bir adım attık. Burada büfeden dönen, açık büfelerden dönen yemek atıklarını tamamen ayrıştırma yapıyoruz. Bu ayrıştırmaları toplayıp, tartıp, kompost atık makinesine götürüyoruz. Bir de tartıyorsunuz. Tabii ki tartıyoruz. Günlük yaklaşık 600 kilograma yakın kompost atık çıkarıyoruz. Çok ciddi bir rakam. Evet, kesinlikle. Yani şundan bahsediyoruz değil mi Ömer Şef? Aynen. Bunlar yani toplanıyor. Sebze, meyve kabukları, hızadan dönen yemek atıkları, bunlar tamamen organik atık olarak. Normalde anladığım kadarıyla bunlar hep çöpe gidiyordu. Tabii kesinlikle. Ama şimdi bu sayede bunları gübreye dönüştürdük. Tamamen ayırıyoruz bütün çöpleri. Ekip eğitimi aldı. Evet, çok bilinçli bir konuda. Aynı şeyler yapılıyor. Ondan sonra gübre için kompost makinesine gidiyor. Evet, bu arada ben de görüyorum burada farklı farklı çizgileri. Bak, hepsi organik atık. Tabii, bir tanesi organik atık. Organik atık tamamen kompost atık. Evet, bunlar organik atık. Gübreye. Gübreden de farklı. Ömer Şef, çok teşekkür ederim. O zaman biz şöyle yapalım. Organik atıkların dönüştürdüğü yere gidelim. Yani makinenin başına gidelim. Aynen. Orada gübre oluyor çünkü. Buyurun. Bakalım ne olacak. Thank you.
Fermentasyon çiftliği şimdi mutfak üretim alanından çıkan organik atık, kompost atık ve yemek atıklarını aldık, aracı yükledik. Şu anda bunların hepsi poşetler içinde arkada duruyor. Şimdi gübre makinesine doğru gidiyoruz ve bunları dönüştürmesinin nasıl olduğunu gösterip birlikte bakalım nasıl olacak, ben de çok merak ediyorum. O zaman Fermentasyon hazır mıyız? Hazırız. Dalaman'da ilk olan şey yapıldı ve oradaki genel müdür de bu projeyi onay verdi ve gerek Adnan Menderes Üniversitesi, Teknopark'taki firmalar, gerek Türkiye Biyologlar Derneği bu çalışmayı yaptı ve bu tesisin kurulmasında faydalı oldu. Şimdi değişik alanlarda, özellikle belediyelerde hızlı fermentasyon sistemleri, kompost sistemi, çamur, atık suların arıtılmasına çıkan atık çamurlarının arıtılması ve gübreye çevirmesi konusunda sistem şeylerde kullanılacak ve bu konuda da hızlı çalışmalar var. Fakat COVID-19 olayı bu gibi şeyleri de engellemiş oldu. Bakteriler sadece bu gibi şeylerde kullanılmıyor. Aynı zamanda pis kokuların giderilmesinde
bakterilerin kullanımı var. Burada çok kısa bir şey seyredeceğim size. Bu video linkinde bir gölette veya gölde, pis kokan bir gölette ve gölde nasıl bir çalışma olduğunu kısa bir şekilde anlatacağız. Bunu ben size bir şey yapalım. Bu etkin mikroorganizmalar bu şekilde bir tonluk konteynerla içerisinde geliyor ve amfibi araca yükleniyor. Ve daha sonra amfibi araçta bu pulverizatör var. Ve göl kıyısına veya gölet kıyısına gelip kenardan bu mikroorganizmaları göl suyun kenar olan yerlere püskürtüyor. Ve bu mikroorganizmalar burada zararlı mikroorganizmaların gıda zincirlerini bozarak onların ölümüne sebebiyet veriyor. Ve göl suyu hem beraklaşıyor hem de pis kokularından arındırılmış oluyor. Bunu fazla uzatmadım. Bu şekilde şey yapıyoruz. Hızlı geçebilmek amacıyla. Endüstriyel mikrobiyolojide faydalı mikroorganizmalar ve çevre konusunda da çok önemli konular var. Burada faydalı mikroorganizmalar değişik türde faydalı mikroorganizmalardan oluşmakta ve doğadan toplanarak kendine özgü şartlarda üretilmekte. Faydalı mikroorganizmalar kimyasal madde değildir ve kesinlikle gen değişimine uğramamıştır. Başlıca bakteriler burada kullanılan fotosentez bakterileri, laktik asit bakterileri ve mayalardır. Faydalı mikroorganizmaların kullanım alanları bakteri içerikli mikrobiyal gübre, kompostlama, biyolojik arıtmalar, anaerobik arıtmalar, çamur çürütücüler, çöp sahaları ve diğer yerlerde kullanılmakta. Mikrobiyal gübre şu anda en popüler alanlardan bir tanesi. Bakteri kompozisyonlarından oluşan mikrobiyal gübreler çeltikte %35 ve diğer ürünlerde %20'ye yakın verim artışını sağlayarak çok büyük ekonomiye katkıda bulunmakta. Bu yavaş yavaş gelişmekte. Çoğunluk mikrobiyal gübrelerimiz bizim yurt dışından gelmekte. Ve Türkiye'de bunlar çoğaltılarak dağıtılmakta. Fakat Ege Üniversitesi Endüstriyel Mikrobiyoloji bölümünde mikrobiyal gübre üretim ve bakterilerin kompozisyonunun ayarlanması çalışmaları hızla devam etmekle yeni zaman Türk bakterilerini de piyasada görebileceğiz. Bu bize büyük bir mutluluk sağlayacak. Çünkü çok büyük oranda bu bakteri ithalatı var. Dolayısıyla 100 milyon dolara kadar yükselen bir bakteri ithalatı şu anki Tarım Bakanlığı kayıtlarında mevcut. Bakteri içerikli mikrobiyal gübrelerin bitkilerin verim ve kalitesini etkisi, bitki gelişimini teşvik eden bakterilerin azot fiksasyonuyla fosforun çözünürlüğünü, su kullanım etkinliğini ve bitkisel hormon üretimini artırarak besin elementlerinin bitki tarafından alımını etkinleştirerek veya bitkide etilen seviyesinin enzimatik yolla azaltılmasıyla abiyotik stres şartlarında yetiştirilen bitkilerde bitki gelişimini ve verim üzerinde olumlu etki yapabildiklerinin tespit edilmiş. Dolayısıyla bu konularda çok yoğun çalışmalar yapılmış ve kullanılan Panthea agglomerans, Bacillus subtilis, Theana bacillus, Bacillus megatherium, Bacillus megatherium'un bir türü Panthea agglomerans ve Pseudomonas fluorans gibi değişik türde bakteriler bu şekilde kullanılmakta. Atık sularda yine hakeza atık suların arıtılması konusunda atık suyun biyolojik olarak arıtıldığı tüm arıtma tesislerinde mikroorganizmaların kullanılması normal bir işlem olmakta. Doğada atık sular mikroorganizmalar tarafından temizlenmektedir. Yani doğada atık sular mikroorganizmalar tarafından temizlenmekte. Ancak biyolojik arıtma aslında organik kirleticilerin doğada yok edilmeleri için yer alan biyoflokülasyon ve mineralizasyon proseslerinin kontrollü bir ortamda optimum koşullarda tekrarlanmasından başka bir şey değildir.
Yani bu organizmaları kontrollü ortamlarda atık sulardaki organik atıkların kirleticilerinden arındırılması konusunda kullanıyoruz. Faydalı mikroorganizmaların yararları havalandırma hacminde azalma tüketimi, kötü kokunun yok edilmesi, atık su kalitesinin arttırılması, çamur miktarında azalma, kullanılan kimyasallarda azalma gibi sıralayabiliriz. Burada biraz daha detaya girilmiş konular var. Diğer kullanım alanları da evlerde, banyo ve lavabo ve tuvaletlerde hijyenik sağlama ve kötü kokuların yok etmek için kullanılabilir. Ayrıca fotoseptik çukurlarında uygulanabilir. Otellerde otellerin kötü kokan bazı yerlerinde merdiven altı ve boşlukları gibi ve odaların ardi odaları gibi kötü kokuların giderilmesinde ayrıca havasızlıktan da ya da nemden ötürü küp kokan her yerde kötü kokuların yok etmede son derece etkilidir. Lokanta ve otellerin paket arıtmalarının yetersiz olduğu ve yerlerde de yine başarıyla kullanılmaktadır. Diğer yerlerde süs havuzları, göl ve göletlerde yine suyun kalitesini iyileştirmede, yosunlaşmada ve kötü kokuların giderilmesinde kullanılmaktadır. Bu etkili mikroorganizmaların üretimi konusunda özellikle üniversitede geliştirilen ana suç dediğimiz ana mikroorganizma grubu bu şekildeki 5 ton, 10 ton veya 2 tonluk değişik tonajlı çok basit bir fiberglas veya plastik PGC'den yapılan tanklarda 44 derecede ısıtılarak ve 48 saatlik bir fermentasyon süreci sonucunda içerisine %5 melas, %5 bu faydalı mikroorganizmalardan ve geri kalan şeyi su ile tamamlayarak bir fermentasyon işlemi başlatılıyor. Fermentasyon işlemi sonucunda elde edilen büyük sıvılar göletlerde ve değişik yerlerde püskürtme yöntemiyle gayet rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ve faydalı mikroorganizmalar 48 saat içinde hazırlanabildiği için acil kullanmaları da uygun ve tanklardaki üretim prosesi de PLC ile de takip edilebiliyor. Faydalı mikroorganizmaların ekonomik yararları arıtma verimini arttırdığından kimyasal arıtmada kullanılan katyonik polimere ihtiyaç duyulmaz. Kimyasal arıtmada kullanılan demir 3 klorür gibi koagülant madde de kullanımını yarı yarıya düşürür. Bu sayede büyük bir tasarruf sağlar. Koagülant madde azalmasıyla çamur oluşumu azalır ve çamur bertaraf maliyetleri de düşer. Çamur miktarı ile doğru orantılı olarak dekantör kullanım süresi de kısalır ve elektrik tasarrufu elde edilir. Havalandırmada ihtiyacı azaldığından elektrik masrafları da düşer. Tesiste koku problemleri azalacağından koku problemleri için ekstra maliyet ayırmaya gerek kalmaz. Çıkan çamur komposta daha elverişli olur ve burada kazanç elde edilebilir. Yani çıkan çamur komposta gübre olarak değişik alanlarda kullanılabiliyor. Biyogaz üretiminde temiz metan gazının miktarı %30 veya üzerinde daha fazla olarak sonuç alınmış. Faydalı mikroorganizmaların ekolojik yararları, faydalı mikroorganizmalar atık suda kimyasal kullanımını azaltır ve çevreye duyarlıdır. Biyogaz üretiminde temiz metan gazının miktarında %10 ve üzerinde artış alacaktır. Evsel ve endüstriyel atık su çamurlarından elde edebilecek kaliteli kompost potansiyeli doğa için önemlidir. Etkin mikroorganizmalar atık su deşarj edildikten sonra bile derelerde, nehirlerde çalışmaya ve arıtmaya devam edecektir. Faydalı mikroorganizmalar topluluğu göl ve göletler ve havuzlarda, göllerde, bu Ankara'nın göllerinden bir tanesi ve birçok fiziksel zararlılık, sağlık için zararlılık, çevre için zararlılık, zararlılık işaretleri, uyarı ifadesi gibi değişik zararlılık türlerine karşı geçmekte. Yani zararlı değil. Faydalı mikroorganizmalar topluluğunun üretiminde su burada gördüğünüz gibi 90 oranında melas yani pancar
dan elde edilen şeker fabrikalarının bir ürünü olan melas %5 olarak kullanılmakta. Laktik asit bakterileri %3, maya %1 ve fototrofik bakteriler yani fotosentetik bakteriler %1 olarak kullanılarak toplamda böyle bir kompozisyonla fermente ediyoruz. Ürünün içeriğine baktığınız zaman Lactobacillus türlerinde Lactobacillus lactis, diacetylactic, Cremonis, Acidophilus ve Rhizodermanos, Palatris gibi bakteriler burada aktif görev almakta. Maya olarak da Clavieromyces, Marcussonamus var ve diğer tür organizmalarda gündemde pihası 3,5 ile 4,2 arasında. Zaten 3,5 oranında bir pihada patojenik bakterilerin de yaşaması mümkün değil. Ve bu şekilde de patojenik bakterilerin de ölümüne de neden olmakta. Faydalı mikroorganizmalar topluluğu üretimi acil kullanıma hazır olmaktadır. Etkin mikroorganizmanın daha stabil olabilmesi için daha uzun süreler fermentasyon takibi uygun olur. 10 bin litre faydalı mikroorganizmalar üretmek için 500 litre ana tuş %5 yani 500 litre melas %5'e tekabül ediyor ve arındırılmış su 9 bin litre %90'a tekabül etmektedir. Bu karışım 10 tonluk fermentörde 48 saatlik süreçte fermente edilerek kullanıma hazır 10 bin litre etkin mikroorganizmalar topluluğu elde edilir. Üretilen faydalı mikroorganizmalar uygun saklama koşullarında bir yıllık ömür vardır. Üretilen bu mikroorganizmalar birer tonluk konteynerler içerisinde saklanabilmektedir. Faydalı mikroorganizmalar topluluğu üretimi, üretim tesisi kendini çok kısa zamanda amorti etmektedir. Bu ticari bir şey değil ama böyle bir şey kurulduğu zaman ne kadar çok faydalı ve ne kadar çok iyi şeyleri yaratabilmenin maliyetlerin o kadar çok üstün pahalılıkta olmadığını anlatmak için. Üretimde esas 1:10 verimliliktir. Maliyette en az %50 bir tasarruf sağlıyor. İhtiyaç duyulduğunda hemen üretilir ve istenilen bölgelerde 1 tonluk konteynerlerde sevk edilir. Yani bir Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya İzmir, bu gibi büyükşehir belediyeleri bu tür faydalı mikroorganizmalar kullanılarak hem pis kokuların, atık su çamurlarının arıtılmasında kullanılmakta. Hızlı fermentasyon sisteminde ilgili de organik atıklarının tonlarca çıkan o çim atıkları filan hepsi gayet gübre haline, kompost haline çevrilebilmektedir.